Evet, şu an Kahramanmaraş Kapalı Çarşı'dayız. Yaz aylarının da gelmesiyle birlikte esnaflar yoğunluk yaşıyor mu? Depremden önceki ve depremden sonraki süreci de değerlendirmelerini istedik. Vallahi yoğunluğun beklemesini arzu ediyoruz ama yoğunluk hala yok. Görüldüğü gibi teknik gurbetçi geliyor. Daha sezon açılmadı. Esnaflar da işte bekliyor yani, hazırlığını yapmış. 40 yıldan beri buradayım. 2 yıldan beri böyle bir anormal durgunluk, anormal işsizlik görmedim ben. Allah sonumuza hayır getire, böyle bir durum yok yani. Tam bir sezondayız şu anda yani. Her şey aşırı pahalı, güç yetmiyor. Bir bardak su 10 lira olmuş. Bir tuvalet 5 lira yani. Maraş gibi bir yerde bu şekilde pahalılık, halkın alım gücü de kalmadı. İyi oluruz inşallah. Başka diyeceğim yok. Burada müşterilerimizi bekliyoruz. Sezon açıldı mı dersen sezonumuz küçük küçük açılmaya başladı. İnsanlar yavaş yavaş geliyorlar çarşıya. Ama bir noksanımız var, eksiğimiz var. Yollar kapalı. Mevcut yıkımlar devam ediyor. Bundan kaynaklı insanlar çarşıyı çok tercih etmiyorlar. Daha çok piyazaya gidiyorlar. Alışverişini orada yapıyorlar. Çünkü çarşıda gerçekten büyük yıkımlar var. Toz var, toprak var. İnsanlar bundan rahatsız oluyor. Artı olarak çarşının girişi, çıkışı, aşağı taraflarda yol kapalı olduğundan ve tadilat olduğundan dolayı insanlar buraya gelemiyorlar. Bundan dolayı belediyenin bir tık daha buralar tarihi bir yer, tarihi çarşı. Buraların üstünde durması lazım. Depremden öncesi normaldi. Deprem olduktan sonra işlerimiz çok zayıfladı. Bir ara durma noktasına geldi ama şu anda yabancıların, turistlerin ve yurt dışında yaşayan Türk vatandaşların gelmesiyle beraber işlerimiz açılmaya başladı. Şimdi burada depremden sonra esnafın hepsi çok perişan oldu. Kendi kendini toparlamaya başladı. Arkadaşımızın 3 tane dükkanı yıkıldı. Büyük bir mağaza. Karşılığında hiçbir şey alamadılar. Kendi emekleriyle, kendi çabalarıyla burada küçük bir dükkan tuttular. Orada bir iş yapmaya çalışıyorlar. Hayır, hiçbiri gelmedi. Onların hepsi şu anda Kahramanmaraş'ta barınacak yer bulamadıkları için Antep'e gidiyorlar. Buraya hiçbiri gelmiyor. Sadece bizi tanıyanlar geliyor. Yani o da bizim akrabalarımız geliyor. Başka hiç kimse gelmiyor. O da kendi durumumuzu görmek için geliyor. İkincisi şu, burada iş olmadığı gibi dükkan kiraları da çok yükseldi. Mesela örnek veriyorum. 1 lira kira verirken 10 liraya çıktı. 10 liraya çıktı. Ama bizim kazancımız, her günkü kazandığımız para 10 kat artmadı. Daha da aşağıya indi. Kahramanmaraş'ta müşteri bulmakta ciddi sıkıntı yaşıyoruz. Çünkü tarihi kapalı çarşının içerisinde olmamızla beraber bizim daha hasar tespit raporumuz yoktur. Bize bir hasar tespit raporu verilmediği için herhangi bir resmi başvuruda bulunmakta sorun oluyor. Ve hiçbir şekilde biz kredi veya işte esnafa yardım babında olan hiçbir olanaktan faydalanmış değiliz. Müşteri var mı diye sorarsanız, bizim için şu sezon gurbetçilerin Türkiye'ye gelmesiyle beraber biraz daha hareketli bir zaman dilimi olması gerekirken gurbetçilerimiz maalesef gelmediler. Daha doğrusu geldilerse de Kahramanmaraş'a gelmediler. Depremden sonra Kahramanmaraş'taki yakınlarını ziyaret etmeye gelen insanlar kalacak yer olmadığı için, oteller hasar gördüğü için, yakınların evleri hasar gördüğü için Gaziantep şehrinde ikamet ettiler. Ve hala orada ikamet etmeye devam ediyorlar. Çünkü burada hala bir doğru düzgün kalacak yer yok. Dolayısıyla gelen gurbetçilerin yapmış olduğu alışverişlerden Kahramanmaraş esnafı faydalanabiliyordu. Fakat bu depremden sonraki zaman diliminde hiçbir şekilde faydalanamadık. Kiraların çok yüksek olması insanları zorluyor. Müşteri sayısının azalması insanları zorluyor. Vergiler ve verileceği söylenen yardımın da yapılmıyor olmuş olmasıyla Kahramanmaraş'ta esnaf tabiri caizse kana alıyor. Ondan değmeden geçemezdim. Şimdi o Almancılar bitti. Tenha göreyim yani. Deprem oldu, daha beter oldu. İnşallah iyi olur diye bekleyik. Başlasana, gelirlerse başlarlar, gelmiyorlar ki ne? Yok yani. Hayırlısı iyi olur inşallah.